Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün pazar günü ve biz efendim pazar sabahı şu hepinizin artık kahvaltıya oturduğu muhtemel veya bitirmek üzere olduğu şu saatte efendim huzurunuzdayız. Yüce Rabbim gününüzü, gecenizi, ömrünüzü hayırlı kılsın. Allah rızkın daimi olmasını ve sıhhatin devamını, nimetin devamını, sıhhatin devamını her birimize, her birinize nasip eylesin inşallah. Kötülerden, kötülüklerden, hastalık, kaza, musibet, bela, afet bilinir bilinmez. Kötü ne varsa Rabbim hepsini bizden uzak eylesin inşallah. Ülkemizi birbirini seven insanlar haline getirsin. Birbirine tahammül eden, trafikte, yürüyüş yaparken, alışverişte, her konuda birbirine anlayışla davranan, birbirini itmeyen, kalkmayan, birbirine aleyhinde konuşmayan, birbirine gülümsemeyi, hani fıtratın bir gereği olarak gülümsemek sünnettir. Aziz Peygamber en ağır hastalıklarında bile, yani son hastalığında bile gülümsemeyi hiç ihmal etmemiştir. Gülümsemiştir ve gülümsemeyi de sadaka, bir ibadet gibi görmüştür. Kardeşinin yüzüne gülümseyerek bakman sadakadır diyor, yani bir nimettir diyor. Bu nedenle de Hazreti Peygamber'in bu ölçüsüne göre biz de dikkat edeceğiz. Bugün hangi konular var? Hayırlı güzel konularımız var, önemli konularımız var. Zaati geldikçe o konulara temas edeceğim. Instagram'dan gelen sorularınız var, onları da çok değerlendiriyoruz. Çok ilginç sorular gelmiş. Mesela biri diyor ki Instagram'da, efendim diyor ki şöyle bir ifade kullanıyor Instagram'da. Diyor ki 3 gündür wifi'm yoktu diyor. Belki bir kısmınızı gülümsetecek bir şey ama ne kadar internete ve sosyal medyaya bağlı olduğumuzu gösteren bir soru aslında. 3 gündür wifi'm yoktu, çok kötüydü diyor. Allah düşmanımın başına vermesin desem günaha girer miyim yani? Öncelikle kendini düzeltmen gerekir. Yani bu kadar aşırı bu işe kendini kaptırmaman gerekir. Yani wifi'siz bir hayat vardı. Babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz hayattayken onların hayatında wifi falan yoktu. Onsuz bir hayat vardı ve çok mutluydular, memnundular onlar. Sen de ona alışmaya çalış. Allah düşmanımın başına vermesin kelimesi tabii şey bir kelime, yani mizahi olarak ifade edilen wifi için bunu kullanmamak gerekir. Yani birini kötü bir şey gördüğünüzde Allah bunu düşmanımla da beraber saymasın. Yani düşmanım böyle bir duruma düşmesin ya Rabbi diye, bu bir temenni. Bunu yapabilirsiniz. Ama gereken yerde yapın bunu. Yani çok böyle ayağı düşürmeden bunu yapmak gerekir diye söylemek gerekiyor. Evet, bugün böyle bir ilginç sorular var böyle. Mesela bir soru daha var yine sosyal medya ile ilgili. Burada benim yanımda birinci soru olarak gelmiş. Sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflar ahirete yanmamıza neden olacak mı? Sosyal medya hesabı açmak caiz mi? Şimdi önemli olan bu sosyal medya hesabını niye açıyorsun? Birilerine hakaret etmek, küfür etmek, aciz duruma düşürmek niyetiyle yapıyorsan haramdır yaptığın şey. Baştan sona haram zaten. Dedikodu yapmayın, gıybet etmeyin, suizanda bulunmayın diye emrediyor Kur'an-ı Kerim, Peygamber sözleri. Ama sosyal medya hesabını açarken dostlarınla, arkadaşlarınla selamlaşmak, buluşmak, görüşmek niyetiyle yapıyorsan bu da bir problem yok. Bilimsel bazı faaliyetlerde bulunmak istiyorsan problem yok. Hikaye paylaşmak istiyorsan problem yok. Mizahi güzel şeyler, uygun ama mizahi şeyler paylaşmak istiyorsan günahı yok, sorumluluk yok bundan dolayı. Ama alay etmek niyetiyle yapıyorsan, insanı tehdit etmek niyetiyle yapıyorsan, açığını aramak niyetiyle yapıyorsan veyahut da kötü fotoğrafları paylaşmak niyetiyle yapıyorsan bu doğru değildir tabii, bu haramdır yani. Doğru bile olsa bunları paylaşmak doğru değil. Biri, şimdi diyelim ki birini öldürüyor ama çok feci bir şekilde öldürüyor. Bunu görüyoruz mesela, televizyonlarda görüyoruz. Feci bir şekilde, hiç hesapta olmayan bir ölüm tekniğiyle diyelim. Ölüme teknik denmez de
Yani öyle diyelim. Hani bir öyle bir teknikle adam öldürüyor. Bunu da televizyonda seyrediyorsun yani. Şimdi bu iyi bir şey mi? Veyahut da işte benzeri bir programda bunlar bu tür şeyleri görüyorsun. Magazin dünyasından bir şey getiriyorsunuz ama çok feci bir şey, bir görüntü. Hoş değil. O onun iffetine, namusuna saldırıyor. O onun iffetine, namusuna saldırıyor. O ona küfrediyor, o ona küfrediyor. Her biri ötekine küfrediyor, hakaret ediyor. Siz bunun yaygınlaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Yapılabilir. Her şeyin düzgün olanı iyidir, uygun olanı iyidir. Sosyal medyada da sürekli yemek pişir, paylaşan, pişiren bir sitesin. Tamam, problem yok. İsteyen sana, senin sitene girer. İlgili olan kişi yemeğini yapmak için senin yemek siteni takip edebilir. Ama sürekli yani takip edilen bir büyük sitedesiniz. Oraya çocuklar giriyor. Gariban olanı var, durumu çok iyi olanı var, orta halli olanı var. İnsanoğlu, her gruptan insan var. Şimdi o çocuk orayı çekiyor, orayı seyrediyor. İmkanı yok o anda onu alamıyor. Babasının imkanı yok. Bununla günaha girmiş olursunuz. Mesela şeye de dikkat ediyorum ben. Yani gittiğim yerde azami dikkat ediyorum, etmeye çalışıyorum. Edemediğimiz zamanlar oluyor maalesef. Bir lokantada oturuyorsunuz, çok pahalı bir lokanta. Servis hemen herkesin geçtiği yolda, önünüze servis koyuyorlar. Onu herkes seyrediyor. Durumu iyi olmayan var, durumu iyi olan var, alabilen var, alamayan var. Yani dikkat etmek de lazım, büyük fayda var. Bunun reklamı da böyledir. Yani her şeyin ölçülüsü doğru olandır. Herkesi kendiniz gibi görmeyin. Durumu iyi olmayan var, iyi olan var, çok iyi olan var, az iyi olan var, orta hali olan var. Kademe kademe herkesin durumu bir değil. Allah herkesi bir şekilde yaratmamış yani. Herkesin rızkı aynıdır. Rızkını hepsini yaratmış ama bazı insanlar başkasının rızkına el sallıyor. Bazı insanlar ortada Allah'ın kümeleştirdiği, çalışan alabilir dediği rızıktan daha fazla alabiliyor, gayret ediyor. Bazıları gayret edemiyor vesaire. Herkesin rızkı bir değildir. Ama herkese yetecek kadar rızık var. Yüce Allah yaratmıştır onu. Bu nedenle de ölçülü olmakta fayda var diyorum. Ve bir telefon alalım hemen. Bakalım kardeşimiz bize ne soracak. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çoktan beri vallahi izliyorum. Öyle benim de derdim çok dedim. Ben de biraz derdim anlatayım. Aldım numaranı. Evet buyurun buyurun. Ya hocam benim 15 günden beri böyle bir sıkıntım geliyor. Ölüyorum, bu sıkıntının ne olduğunu bilmiyorum. Ben yedeyim ne gökteyim. Namaz kılıyorum, duamı ediyorum. Evet. Gene geliyor bana basıyor. Yani böyle canımdan usanıyorum. Kızımın yanına geliyorum. Kızımdan tiskiniyorum. Ondan tiskiniyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Hırslanıyorum kendime her şeyden. Yani sen böyle bir ailevi problemin var mı kafanda senin sıkıntıları? Yok aile problemim yok. Kocam vefat etti size ömürler. Allah rahmet eylesin. Ama tek başına mı kalıyorsun? Tek başıma kalıyorum çocuklar, hocam. Çocuklar yok mu peki yani? Çocuklarım var da ben ha. Kendi kendime bir şeyler oluyor böyle. Bir geliyor bir gidiyor yani. Bu hastalık benden bir geliyor bir gidiyor bu sıkıntı. Bazen hepimizde olur bacı böyle şeyler ya. Hepimizde olur böyle daralma nokta olur bazen. Yes olur, ümitsizlik olur. Vesvese olur bazen. Ne bileyim bir kalkarsın başını ağrıyor, bir kalkarsın sırtını ağrıyor. bir kalkarsan parmaklarını inciniyor. Hocam sabah namazına kalkacağım kalkamıyorum. bir taraf oluyorum. Kalkamıyorum kalkamıyorum. Bir ağırlık. Ama namazını da kılıyorum maşallah. Dualar ediyorum gene geliyor gene iyi olamıyorum. Evet sen biraz sabırlı ol yine. Kur'an-ı Kerim dinlemeni tavsiye ediyorum. Bol bol yüce kitabı dinle. Kur'an-ı Kerim'i dinle inşallah. Tamam. Allah razı olsun. Bunlara dikkat et. Allah sizin de işinizi rahat getirsin sağ hocam. Sağ ol. Sağ ol. Bir de bol bol nafile namaz kıl böyle. Daraldığında namazla Allah'tan yardım dileyin. Tamam oldu. Bir saniye. Bak benim kızım da söyleyeyim istiyor. Peki söylesin o da buyursun. Alo, buyursun. Alo hocam. Merhaba. Merhaba hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Anneni yalnız bırakıyorsun. Ne yapıyorsun? Yok hocam bize geliyor sürekli sadece. Diğerlerinde kalamıyor. 9 tane çocuğu var. Maşallah. Bunu yapamıyor. Maşallah. Demek ki sen de ferahlanıyor yani. Ferahlık buluyor. Hocam sizi çok seviyoruz. İzliyoruz. Ne diyor? Hocam sizi çok seviyoruz. İzliyoruz hocam sizi. Sağ olun sağ olun. Biz de sizleri seviyoruz. Görmesek tanımasak bile hepinize saygımız sevgimiz sonsuz. Allah
hepimizin üzerindeki sıkıntıları def etsin inşallah. Hocam şey ya, benim oğlana da dua eder misiniz ya, hastane yatıracağız İstanbul'a, ona da dua edin inşallah. Şu anda hastanede mi yatıyor? Yok, İstanbul'da yatıracağız Allah izin verirse azat. Orada dua eder misiniz? Edelim tabii dua edelim. Bir çıktı, ona da dua edin. Allah hepsine ya şifa versin, sıkıntılarını gidersin. Şu anda bizi izleyen herkes de dua etsin kardeşimize. Allah her türlü musibet, bela, hastalık ve benzeri afetleri hepimizin hayatından uzaklaştırsın inşallah. Peki, hürmetler sunuyorum. Allah yarı yardımcınız olsun inşallah. Bir telefon daha var efendim, onu da alalım bakalım. Alo. Hayırlı sabahlar hocam. İyi sabahlar hanımefendi, hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun, buyurunuz. Anne, çocukların yaptığı günahlardan anne baba da sorumlu tutulur mu? Çocukların yaptığı günahlardan anne baba sorumlu olmaz tabii ki. Ama anne baba, çocuklar küçükken henüz çocuklarına dini, inancı, imanı, peygamber sevgisini, Allah sevgisini, helalı, haramı, kul hakkını, yetim hakkını, diğer şeyleri, kötü şeyleri anlatmışsa baba anne sorumlu olmaz. Ama ölünceye kadar baba anne evlatlarını uygun şekilde ikaz etmeli. Fakat ikaz yaptı, gerekeni söyledi, gereken eğitimi verdi. Ama buna rağmen çocukları gitti, kötü yollara düştü. Bundan dolayı anne baba sorumlu olmaz. Çünkü gerekeni yapmış, sorumluluğunu atmıştır. Erginlik çağına gelen herkesin günahı kendine aittir artık. Anladım, sağ olun hocam. İyi günler. Tamam mı efendim? Evet hocam, anladım. Peki. وَلَا تَزْيُرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimsenin günahından öteki sorumlu tutulmaz. Baba evladından, evlat babasından dolayı günaha tabi tutulmaz. Sorguya tabi tutulmaz. Görevini yerine getirmişse, görevini yerine getirmemişse ki getirmemişse şayet herkes herkesten sorumlu olur. Biz mesela burada televizyon programı yapıyoruz. Eğer gerçeği söylemezsek, dinin emirlerini yerine getirmezsek görevimizi yapmamış oluruz, sorumlu oluruz. Bu herkes için geçer. Öğretmen, anne, baba, evlat, torun, kardeş, herkes herkesi iyi şekilde, iyiye doğru ikaz etmeli. Kötülükten sakındırmaya çalışmalı. Efendim bir Osman Hatipoğlu kardeşimizin bir mesajı var. Onu alalım bakalım. Bugün bize neyi öğretecek, neyi anlatacak, neyi hatırlatacak. Sonra devam edeceğiz programımıza inşallah. Yüce Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyanın bir gerçeği vardır. Ölümdür ama ölümün de en gerçeği nedir? Bir mahşer alemi vardır, bir kıyamet vardır, bir cennet ve cehennem vardır. Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam öyle anlatıyor. Mahşer aleminin en sıkıntılı anlarından birisiydi. Ve bir kul Yüce Allah'ın karşısına çıkacaktır. Yanında bir amel defteri vardır. Yüce Allah der ki kula, gel ve tartının başına geç. Terazinin sol tarafında, ağır tarafında 99 tane defter vardır ve hepsi günahlarla doludur. Kul ne yapacağını ümitsiz halde düşünürken Yüce Allah der ki, şu kağıdı çıkartın meydana. Bir kağıt çıkarırlar, ufak bir kağıt. Yüce Allah der ki, o kağıdı terazinin bir kefesine koyun ve o kağıt 99 defterden daha ağır basar. Kul şaşkınlık içindedir. Bu nasıl olur ya Rabbi der. Bakarlar ki kağıdın üzerinde bir ibare vardır. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Yüce Allah der ki, benim ismimden daha ağır basan hiçbir şey yoktur. Besmele gibi, kelime-i şehadet gibi, kelime-i tevhid gibi. Bunlar kıyamet mahşer gününde terazide günahlardan daha ağır basacak kelimelerdir, sözlerdir. Bugün Hristiyanların ve Yahudilerin veyahut da diğer din mensuplarının kabul etmesi gereken tek gerçek budur. Bugün Hazreti İsa gökten inse, Hazreti Musa Kelimullah yerden kıyam etse, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama tabi olmaktan başka çarelerinin olmadığının en büyük belgesidir. Allah bu kelime-i şehadetler hürmetine hepimizi cennetine aldığı kullarından eylesin. Selam olsun Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama.
Evet, teşekkür ediyoruz Osman Hatipoğlu'na. Teşekkür ediyoruz. İfade ettiği gerçek şu, Hazreti Ömer'in elinde bir nüsha, Tevrat'tan bir nüsha. Hazreti Ömer bakıyordu o nüshaya. Hazreti Peygamber nedir bu diyor. Diyor ki Tevrat'tan bir nüsha. Kur'an yok mu diyor. Kur'an'a, Kur'an varken bunlara ne ihtiyacın olabilir? Vallahi bugün eğer Musa'sa olsaydı bana iman etmekten başka çaresi yoktu. Çünkü peygamberler eğer yeni bir vahiy inmemişse eski peygamberin vahiyine tabidir. Yeni bir vahiy inmişse peygambere indiği gibi eski dinlere ait olan vahye de sahiptir. Kendine inen vahye de sahiptir. Eski dinlerde kalan eksik şeyler varsa onları düzeltmeye, gidermeye de sorumludur. Bu nedenle Hazreti İsa daha önce İsrailoğullarının yaptıkları yanlışları düzeltmek için zaten gelmiştir. Bu daha önceki peygamberin büyüklüğüne, yüceliğine, kudret ve azametine hiçbir halel getirmez, zarar vermez. Çünkü bize göre bütün peygamberlerin iman, imanın şartlarındandır. Bu nedenle biz mesela kitaplara, meleklere, peygamberlere, ahiret gününe iman deriz. Bizim için Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti Şuayb, Hazreti Elyasa, Hazreti Zülkeyfir, Hazreti Adem, Hazreti Yunus, Yusuf, hepsi ama hepsi şerefli insanlardır ve hepsi günahsız insanlardır. Masum insanlar ve hepsi de iman edilmesi gereken peygamberlerdir. Evet, sokak sorularına bir bakalım. Bize ne soruyorlar, ne soracaklar? Cevap vermeye gayret eder mi inşallah? Selamun aleyküm hocam. Dövme yaptırdığımız yerden abdest almak günah mıdır? Yani dövme yaptırdığımız yerden abdest almak şöyle kastediyor delikanlı herhalde. Diyor ki dövme yaptık, kolumuza dövme yaptık diyelim. Şimdi abdestle kolumuzu yıkıyoruz, kolumuza su dökür değerse abdest olur mu olmaz mı diyor. Delikanlı abdest olur, sakıncası yok. Abdest geçerlidir. Ama tabii keşke dövme yapmamış olsaydın o daha iyi olurdu. Peygamberimiz dövmeyi yasaklıyor çünkü. Ama yapmışsan yapacak bir şey yok. Yapmamışsan yapma da. Yapmışsan abdestini, gusülünü, namazını kılmaya devam et. Abdestini, gusülünü almaya devam et. Namazına, ibadetine bir engel değil dövme. Herhalde anlaşılmıştır genç evladımızdan verdiğimiz cevap. Evet, sorularımıza devam edelim. Hocam selamun aleyküm. Bildiğim dualarla namaz kılıyorum. Kabul müdür? Güzel bir soru. Bildiğin delikanlı bildiğin surelerle namaz kılman veya dualarla namaz kılman yeterli olur öğreninceye kadar. Duadan maksat mutlaka sen Fatiha'yı kastetmişsindir. Fatiha, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin var ya bu. Bunu okusan yeterlidir senin için eğer. Bunu okusan yeterli olur. Bunu bilmezsen de tekbir getirirsin, durursun. Gerekirse bir duvara Fatiha'yı yazarsın, kağıda, duvara Rab diyelersin, oradan okursun. Elinden okuyabilirsin bir şekilde. Yani Allahu Ekber denir, okudun Fatiha'yı elinden. Maliki mezhebine göre geçin, nafile ibadetlerde geçerli ama siz tabii istisnai bir durum söz konusu bilmeyen için öğreninceye kadar, bilinceye kadar, anlayıncaya kadar öyle yapmak durumunda. Caizdir onun için. Ama önemli olan tabii ki orada Allah'ın huzurunda durmandır ve bu işe alışmandır. Ne ile kılabiliyorsan kıl ama Fatiha'yı ve bir de sureyi, bir sureyi ezberle. Evet, devam ediyoruz sorularımıza. Son sorularına devam ediyoruz. Evet hocam, selamun aleyküm. Mezarlıktan geçerken mezarlığın yanına veyahut da soluna basınca günah olur mu? Yani mezarın üzerine basmak ile sağ adamın üzerine basmak aynıdır. Mezarlıktan geçerken eğer biliyorsak mezar olduğunu oranın, oraya bastığınızda oradaki vefat eden, kemiği çürümüş olan insana değil de normal yaşayan bir insana basmış gibisiniz. Buna dikkat ediniz. Mesela bazen ihmalkar davranıyoruz. Bazen hocalarımızı görüyoruz, değerli hocalarımızı. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Bazen ihmal ettiğimiz oluyor. Medine mezarlığına girdiğimizde çoğu kez ayakkabımızı, terliğimizi elimize alıyoruz. Yalın ayak veya çorapla oradan geziyoruz. Sonra çorabımızı tabii
temizleyip namazı öyle kılıyoruz tozundan filan. Ama niye öyle yapıyoruz Medine mezarlığında? Çünkü her yerde şey var, ölüler var. 10.000 sahabi var orada mesela. 10.000 tane peygamber dostu var Medine mezarlığında. Yani orada yürürken yalın ayak yürümeyi daha içimize siniyor. Orada mutlaka geçerken farkında olmadan bir ölünün üzerine basmış oluyoruz. Dikkat etmek gerekir. Ölü ile sağın hukuku aynıdır. Sağ olan insana nasıl saygı duyuyorsak, onu kemiğini kıramazsak, sağ olan bir insanın etini koparamazsak, ölmüş olan bir insanın etini de koparamazsın, kemiğini de kıramazsın. Ha, zaruri bir durum varsa, tıbbi bir gereksinim varsa o ayrı. Ama durup dururken bunların hiçbirini yapmanız dinen caiz değildir. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor sevgili kardeşimiz. Evet, bir ilahi dinleyelim. Yine programımıza kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz inşallah. Cebrail'im selam söyle dostuma, Cebrail'im selam söyle dostuma, benim Muhammed'im nurdan Ahmet'im, gelsin seyran etsin başım üstüne, benim Muhammed'im nurdan seyran etsin başım üstüne, benim Muhammed'im nurdan Ahmet'im, benim Muhammed'im nurdan Ahmet'im. Her elleri cehennemde yakmadın, benim Muhammed'im.
benim Muhammed'im, nurdan Ahmet'im. Efendim, bu güzel ilahiden dolayı teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden bir veteremiz var, sizinle paylaşalım. Hemen veteremize geçiyoruz ve namaz kelimesinin kökeni ve namazın insana kazandıracağı nimetlerle ilgili bir cümle kullanacağım ama faziletinin dışında bir manevi durumu var namazın. Onu söyleyeceğim ama VTR'yi izleyelim ondan sonra. Kur'an-ı Kerim sizin için ne ifade ediyor? Kur'an-ı Kerim benim hayatım. Hayatımın anlamı. Vazgeçilmez kitabımız. Kur'an-ı Kerim benim için Allah-u Teala'yı ifade ediyor. Peygamber Efendimiz'i ifade ediyor. Kul olmamızın nasıl gerektiğini ifade ediyor. Allah'ın kelamı okumamız lazım. Her insanın yani okuması lazım. Bir de aslında anlamını da bilmemiz lazım ama okuyoruz ama anlamını bilmiyoruz. İnancımız, her şeyimiz. Ona göre yaşamak isteriz. Onun emirlerine uymak isteriz. İnşallah onları Allah bir gün bize de her şeyle layıkıyla Kur'an'da geçen her şeyi yapmamızı nasip eder. Kur'an-ı Kerim öncümüzdür, yol göstericimizdir, hatta sözlüğümüzdür. Her şeyimizi ona danışırız. Olmazsa bir hiçiz. Şu anda yeryüzündeki buhranlar, gözyaşları, cinayetler, öldürmeler, kandırmalar, dolandırmalar, tüm buhranlar Hazreti Kur'an'ımıza uymadığımızdan yaşanıyor. Onun içerisinde onu okuyup, anlayıp yaşasak insanlığın kanı, gözyaşı duracak, yeryüzüne huzur hakim olacak. Hepsi güzel söyledi, doğru söylediler. Allah hepsine razı olsun. Salat kelimesi, namaz, Arapçası salattır. Salat kelimesi geldiği köken itibariyle salliye diye bir kelimeden türüyor. Ateş anlamına geliyor. Namaz ile ateş arasında nasıl bir irtibat var? Eğri olan şey ateşte düzelir. Ateş kendine uygun olanı yakar. Yanmayacak olanı yakmaz ateş. Onun için ateşte eğri düzelir. Yanlış olan da namazla düzelir. Efendim hocam, ben doğruyum zaten, namaza düzelmeme ihtiyacım yok. Üzerindeki pası siler namaz. Ateşin demirin üzerindeki pası sildiği gibi. Kalbindeki pası, kalbindeki vesveseyi, sıkıntıları da namaza düzeltirsin. Namazla ateş arasında böyle bir kelimenin gelişi itibariyle bir önemli nokta var. Yine Taha suresinin 12. ayetinde bir nokta var. Çok önemli. Tasavvuf erbabı bu ayeti şöyle yorumlamışlardır. Önemli olduğu için söylüyorum. Taha 12'de. Hani Hazreti Musa Tur-i Sina'ya geliyor ya, Tur-i Sina'dayken İhla' na'leyke inneke bilvadil mukaddes tuva diye bir emir geliyor Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Ayakkabılarını çıkar. İki ayakkabını çıkar. Sen mukaddes tuva'dasın. Ayakkabını çıkardan maksat kalbindeki vesveseler olursa peygamberlere şeytan vesvese vermeye çalışır ama başarılı olmaz. Kalbinde dünyaya ait bir hatırat, yanlış bir şey varsa çıkar onlara ey Musa. Benim vadime geliyorsun, yani Hazreti Musa'nın Kâbesi diyelim ki Tur-i Sina'ydı, vahiy alma yeri, bütün peygamberlerin Kâbesi, kıblesi Kâbe'dir zaten. Bizim peygamberimizin de olduğu gibi Hazreti İbrahim'in de Kâbesi orasıydı, kıblesi Kâbe'ydi. Ama Hazreti Musa için de vahiy aldığı için abdest ve gusül almak nasıl önemliyse Tur-i Sina'ya çıkarken o kadar temiz çıkması da o kadar önemli çünkü oradan vahiy alıyor. Onun için diyor ki ayakkabını çıkar diyor orada. Bazıları derler ki ayakkabısının altında leş vardı. Bir hayvanın kanı vardı. Musa ona basmıştı. Tuvaya çıkarken Allah dedi ayakkabını çıkar burada vahiy alıyorsun. Bazı alimler ayakkabını çıkar kelimesini ailene olan sevgini bir an kalbinden bir kenarda tut, Allah muhabbetine bağlan. Ayağına bağ olan her şeyden sıyrıl. Çok önemli. Ayağına bağ olan her şeyden sıyrıl, tuvaya böyle gel. Yani vahiy alacağın yere gelirken
vereceğim vahyi tamamıyla kabul etmeye hazır halde gel. Yoksa senin gelişinin bir manası olmaz. Onun için burada ayakkabını çıkardan maksat ayakkabı değil, evlat, iyal, mal, mülk neyse artık. Dünyaya ait olan sevda neyse onların tümünden vazgeç, Tur-i Sina'ya böyle gel ey Musa anlamına geliyor diyor. Evet, Allah bütün o büyük alimlerden razı olsun, bizim ufkumuza, hayat ufkumuza çok büyük değinimlerde, temaslarda bulunmuşlar. Bir telefon var, alalım bakalım. Alo. Alo. Efendim buyurun, hoş geldiniz programımıza. Selamun aleyküm hocam, hayırlı sabahlar. Hanımefendi, aleyküm selam, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Sağ olun hocam. Size iki sorum olacaktı benim hocam. Buyurun, buyurunuz. Ben Arapça Kur'an okumasını bilmiyorum. Maalesef öğrenemedim. Evet. Ben Türkçesinden okumak istiyorum ama annemi yeni kaybettim ve hatim etmek istiyorum, hatim göndermek istiyorum. Türkçe okuduğumda hatim yapabiliyor muyum? Latincesini okuyacaksın değil mi? Evet. Latince harfleriyle Arapça okuyacaksın yani. Evet. Yani öğreninceye kadar mümkündür, okursunuz. Kopmayın en azından bu şeyden. Hatminizi böyle yaparsınız. Ama ben size tavsiyem, şöyle yapın. Okuyacağınız sureleri, mesela Nemr suresini okuyacaksanız, elinize Kur'an-ı Kerim'inizi alın. Alın, o Latince harfleriyle yazılı olan Kur'an-ı Kerim'i alın. Evet. Bir hocamızın, Türkiye'de iyi hocalar var, Kur'an-ı Kerim şeyi olan, hatmi olan. O hocalarımızdan birinin hatminden dinleyin. O okurken siz de takip edin. Orada tamam. Telaffuz yani kelimeler çıkarma alışkanlığını kısa sürede elde edersiniz. Böyle yaparsanız daha iyi olur. Yani bunu yapmasanız da olur da ama böyle yaparsanız çok daha iyi olur. Anladım. İkinci sorumu sormak istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun tabii ki. Ölmeden kendi kabrimize dua, hatim ya da yasin falan gönderebiliyor muyuz? Elbette zaten kıldığınız her namaz, yaptığınız her oruç, tuttuğunuz her oruç, yaptığınız her zikir, efendim yaptığınız her sadaka, okuduğunuz her Kur'an hatmi, her Fatiha, her ihlas kabrinize gidendir zaten. Yani kişinin kabrine gitmesi demek onun ahiretine, öldükten sonraki hayatına oraya gönderiliyor. Kişi öldükten itibaren oradaki yapılan bütün ibadetler ortaya çıkar. Onun için kendi ya Rabbi benim yaptığım, hani içiniz rahat etmek istiyorsa şunu dersiniz. Allah'ım benim yaptığım bütün duaları kabirde karşıma çıkar. Allah'ım yaptığım bütün oruçları mezarda karşıma çıkar. Allah'ım yaptığım bütün iyilikleri terazide karşıma çıkar. Mahşer gününde karşıma çıkar gibi dua da yapabilirsiniz. Anladım. Tamam mı efendim? Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Allah'a emanet olun hanımefendi. Allah yar yardımcınız olsun. Bir telefon daha alalım hemen. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. İyi günler. Teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun hocam, efendim. Hocam benim bir sorum vardı. Biriyle küs kalmak günah mıdır? Bir de hakkımı helal etmemek günah mıdır hocam? Birinci cümleyi anlayamadım. Biriyle küs kalmak günah mıdır? Biriyle küs kalmak helal midir? Yani bir Müslüman bir Müslümanla 3 günden daha fazla küs kalması dinen caiz değildir. 3 gün hani toparlayabilir insan bir sıkıntıyı. 3 günden daha fazla küs kalması caiz değil ama çok önemli bir durum varsa, bir gerekçe varsa. Evet hocam, yani bir nasıl diyeyim, çok böyle hani çok yediremeyeceğim bir şey, yani nasıl diyeyim, çok böyle ağır bir laf konuştu. Çok zoruma gitti hocam. Evet. Hani hakkımı da helal etmek istemiyorum. Görüşmek de istemiyorum. Hani bunun bir günahı var mı hocam? Yani görüşmediğim için Allah bana bu yönde günah yazar mı? Bilmiyorum ama da hani size sormak istedim. Hayır, eğer sizin psikolojinizi, iffet, namus, ne bileyim benzeri durumlarınıza halel getirecek, zarar verecek. Evet, sizin hocam. Altından kalkmayı ben kendime yediremiyorum diyebileceğiniz kadar ağır bir durum varsa küs kalmanızda dini açıdan sakınca yok. Zararı size dokunacaksa, evet. Yani küslüğünüz gittiğinde zararı dokunacaksa size, yine küs kalmanızda dine sakıncası yok. Tamam hocam. Bir daha sorum olacak hocam da. Benim bir rahatsızlığım var hocam. Evet. Kalp hastasıyım. Bunun için ne yapabilirim? Ne dua okuyabilirim? Bir de hocam ne onu soracağım. Ne hastası dediniz? Kalp hastasıyım hocam da. Hani bunun için ne dua okuyabilirim kendimce, evet. Böyle rahatlamak için? Yani psikolojik sıkıntınız mı var yani?
Biraz hocam. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyun, takip edin, ben sizi tavsiye ediyorum. Yani şöyle yapınız, evinize oturun, gözünüzü yumun, Kur'an-ı Kerim okuyan radyolar var biliyorsunuz. Hatta tavsiye ediyorum, Wow TV izleyebilirsiniz. Onun Kur'an-ı Kerim okuma şeyleri var, saatleri var. Açın, dinleyin, bulun bir yerden, internetten bulursunuz. Gözünüzü kapatın, Kur'an-ı Kerim okurken siz de hocayla beraber okuyunuz. Ve Allah'ım okunan bu ayetleri benim için bir şifa vesilesi kıl diye de dua edersiniz. Bir, iki, Allah'ın 99 ismini bol bol tekrar ediniz. Allah'ın 99 ismini bol bol tekrar ediniz. Sabah, öğle, akşam. Bunlar sıkıntılarınızı giderir. Bir de tabii hanımefendi, çaremiz yok Allah'a tevekkül edip sığınmaktan başka. Evet hocam. Hepimiz neticede sonlu insanlarız ve sorunlu insanlarız. Aynı zamanda da sorumlu insanlarız yani. Sorumluluk, evet, sorumluluk, efendim hepsi bir araya gelince belimizi bazen büküyor, bazen hesapta olmayan şeyler olabiliyor. Bu nedenle de tevekkül, tevekkül, tevekkül. Tedbirimizi almışız zaten elimizden geldiği kadar. Allah'ım sana ben itimat ettim, sana güvendim, sana sığındım, kapına geldim, dergahına sığındım. Ya Rabbi kovma, kıblenden kovma, kıble tayin ettiğin Kabe'den kovma, peygamberin mescidinden kovma, namazdan kovma, secdeden kovma, Kur'an'dan kovma ya Rabbi diye böyle dua edelim bol bol kendimize. Dua tamam, ettikçe hocam, o dualar şifa vesilesi olur inşallah. İnşallah hocam, inşallah. Ve bu dualara hepimizin ihtiyacı var. Sadece sizin değil. Hepimizin şu anda en rahatım diyenin de ihtiyacı var. Niye var? Çünkü 2 dakika sonra ne olacağını bilmiyor. Çünkü 10 dakika sonra ne olacağını kimse bilmez. Kimsenin garantisi yok. 10 saniye garantisi yok. Aynen. Bu nedenle tevekkül, tevekkül, tevekkül. İtimat, itimat, itimat. Dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük. Samimiyet, samimiyet, samimiyet. İhlas, ihlas, ihlas. Kime? Allah'a. Allah. Ve kullara tabii ki. Buna dikkat ettik mi? İnşallah sıkıntımız azalır. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun hocam. Sizden de hanımefendi. Allah yar yardımcınız olsun. Evet, bir hayat hikayesi. Bakalım ne derdi varmış kardeşimizin? Aklına ne takılmış? Hayat hikayeleri, ortak hayat hikayeleri aslında. Burada birinin, bir kardeşimizin hikayesini anlatıyoruz ama toplumda hayli yoğun olan sıkıntılara da parmak basmış oluyoruz bir şekilde. Hocam selamun aleyküm. Ben size bir hikayemi anlatmak istiyorum. Ben 17 yaşında evlendim. Fakat kendi isteğimle değil, görücü usulüyle, ailemin zoruyla evlendim. Evlendik, tam birbirimize alışacakken kayınvalidemlerle birlikte oturmak zorunda kaldım. Ve bana yapmadıklarını bırakmadılar. Eşimden dayak yedim, onlardan yedim. Eğer ben yemek hazırlamasam sofraya tabak koymuyorlardı. O kadar söyleyebilirim size. Ve bu şekilde bir 15 yıl evli kaldım eşimle. Ama 15 yılın sonunda artık bu bütün kavgalar, dövüşler birbirimize hiç alışamazken daha çok soğuttu ve evliliğimizi biz bitirdik. Hocam yalnız ben boşanmadan bir hafta önce bir rüya gördüm. Yani şöyle boş bir arazi içerisinde gezinirken birden yukarıya bakıyorum ve elime bir tane çok güzel bembeyaz bir tüy düşüyor. Sonra kafamı kaldırıyorum, yukarıya bakıyorum. Sadece kanatlarını görüyorum, devasa kanatlar olan bir şey. Sonra kafamı indiriyorum. Benim kafamı indirmemle beraber onlar da aşağıya iniyorlar. Daha sonra böyle bir tarafta kızımı, bir tarafta eski eşimi görüyorum. Ben kızımdan tarafa gitmeye çalışıyorum. Eşim bu tarafa gel diyor ama ben kızımdan tarafa gidiyorum. Ve rüyam bu şekilde bitiyor. Bu rüyadan hemen sonra boşandım. Birkaç sene sonra tekrar evlendim. Evlendim ama bu eşim de anneci, babacı, ailesine o kadar çok böyle kulak veriyor ki, yani benim haklı olduğum zamanlarda bile ailesi haksız olsun, asla ailem haksız demiyor. Eşim asla bana güvenmiyor. Telefonumu karıştırıyor, dışarıya çok fazla çıkamıyorum. Bazen böyle balkona bile kendiyle olmasam çok fazla çıkartmıyor. O derecede bir kıskançlık var. Şu an çok mutlu değilim. Tekrar mesela ayrılmak da istemiyorum. Aslında kendisini çok seviyorum ama yani bu benim kadersizliğim mi, şansım mı? Yastık değişir, bah değişmez diye bir söz vardır. Bunu dinleyip oturmalı mıyım? Gerçekten bilmiyorum hocam. Bu yüzden
Size bunu sormak istedim. Evet. Bugün bir kelime daha öğrendik. Yaşlı değişir, baş değişmez. Bilmiyordum, ben de öğrenmiş oldum. Yani ne kadar doğru. Atasözü gibi bir şey herhalde. Yok, yastık da değişir. Baş da değişir yani. Baş ne, nasıl değişir? Akıllanır, değişir yani. Evet, hanımefendi kardeşimizin soruları da var ama imtihanı evlilikle ilgili bir imtihan. Önce kayınvalidesi birinci evlilikten ve eşi. İkincisinde de yine eşi vesaire bu problemleri yaşamasına vesile olmuş, sebep olmuş. Kader diyerek evliliğimi devam ettirmeli miyim? Tabii ki bu sizin vereceğiniz bir cevap. Bu cevabı biz veremeyiz. Ettir veya ettirme. Çünkü ortada bir hayat var, özel ilişkiler var. Karı koca olmuşsunuz, birbirinizin huyunu suyunu daha iyi biliyorsunuz. Hariçten birinin buradan böyle bir şeyler fısıldaması o kadar çok tutarlı olmayabilir. Biz bize göre olur mu böyle evlilik canım, bırak bunu falan deriz de. Deriz de. Ama vaka böyle olmayabilir. Gerçek böyle olmayabilir. Gerçeği bilmek lazım. Biraz ölçülü olmak lazım. İnsanlara bir şeyi öğütlerken de doğru olanı öğütlemek lazım. Uygulanabilir olanı söylemek lazım. Böyle bekara hanım boşamak kolay. Boşa git. Gitse nereye gidecek? Heh, yanlış olana katlan da demiyoruz. Şiddet uygulayanın yanında ol demiyoruz. Boşanmanın da bir çıkış yolu olacağını söylüyorum sadece. Eziyet görmektense, bunu tabii karşıdakilerine de söylüyorum. Bir hanımı aldın, emanet bir hayatının bir parçası. Sen onu aldın, o seni aldı karşılıklı olarak. Aldın ama ona eziyet etme hakkına sahip değilsin. Onu küçümseme, hakir görme hakkına sahip değilsin. Yapacaksan böyle evlenmeseydin. Evleniyorsan düzel, düzelmiyorsan bırak kendi yoluna gitsin, sen kendi yoluna git. Böyle elimde tutacağım, eziyet edeceğim, döveceğim, söyleyeceğim. Yemeğimi hazırlayacak, çamaşırımı yıkayacak. Ondan sonra şeyden mükemmel bir hayat var ortada. Ne bir hayat? Yalan üzerine kurulmuş bir hayat. Eziyet üzerine kurulmuş bir hayatın doğruluk payı olmaz yani. Bu kadını siz zulmedeyim diye almadınız. Bakalım ne sormuş hanımefendi. Hocam ben eski eşimi, kayınvalidemi, kayınpederimi, hatta görümceme hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bana zamanında çok şey yaptılar. Bunun günahı var mıdır? Bunu size sormak istiyorum. Mazlum olanın sesini yükseltmesi kadar hak olan bir şey yoktur. Yani Allah mazlumun sesinin duyulmasını ister. Mazlum denen kişi mazlumsa gerçekten. Bir de zalimdir ama kendini mazlum kabul ediyor. Yani bir de öylesi var yani. Veya mazlum değil, kendine göre, kendi yorumuna göre mazlumum diyor. Bu ayrı ama gerçekten mazlum olan, zulme uğrayan biri varsa onun sesini Allah duyar ve onun sesini herkesin duymasını da Allah ister. Eğer kişi mazlumsa şayet. Elbette ki onlara hakkınızı helal etmek zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal etmediğinizden de günahkar olmazsınız. Devam edelim. Hocam ben ilk eşime göstermediğim tahammülü şimdiki eşime gösteriyorum. Bunun vebali günahı var mıdır? Yani birinci eşinden tabii ki biraz darbe yemişsin. İkinciyi de bari kaybetmeyeyim diyorsun. Birinci daha iyiymiş, gelen gideni aratır hikayesi var ya. Gelen gideni aratıyor gerçekten. Meğer öteki biraz daha iyiymiş. İki şer, iki kötüden bu daha iyiymiş. Daha az kötüymüş diyorsunuz. Yani keşke birincisine onurunuzu zedeleyecek bir şey olmadıkça evliliğe devam etseydiniz ama etmemişseniz bu daha da kötüyse buna da yol verirsiniz. Allah size daha başka bir yol açar inşallah. Ne diyebiliriz ki? Devam edelim arkadaşlar. Kızım eski eşimle görüşmek istiyor. Tabii doğal olarak babası görüşmek istiyor. Ama örnek bir baba olmadığı için, iyi bir baba olmadığı için ben bunu kesinlikle istemiyorum. Ben buna mani olmuş olsam, çocuğumu göstermemiş olsam bunun vebali, günahı çok mudur hocam? Bunu size sormak istiyorum. Şöyle diyeyim buna. Mesela diyelim ki eski eşiniz şu anda böyle bir insanlar grubu içinde ki o orada kavga, gürültü, kumar, içki, her türlü kötülük var. Eşiniz kızını elbette ki sever,
Elbette ki onu korumaya çalışır mutlaka, babadır yani. Kötülük içinde de olsa kızının içinde olmasını istemez. Ama o ortama kızınız girdiğinde, babasının ortamına girdiğinde, o diğer arkadaş grubunun da ortasına girecekse ve kız çocuğuysa, elbette ki kızınızı sakındırma hakkınız var. Ama baba kötülükle meşgul olmadığı bir ortamda, bir halde, bir durumda, bir pozisyonda veya bir zaman aralığında kızını görmek istiyorsa, ya kızınız gider yarım saat babasıyla görüşür, elini öper, duasını alır, o dua eder babasına. Babasına bir iki tane faydalı kelime söyler, gelebilir. Tamamen kızı ondan mahrum etmek doğru değil. Ama dediğim şartlar dahilinde. Zarar görecekse ve zarar kesin görecekse göndermeyin. Zarar görmeyecekse, normal bir ortam içindeyse gidin, gitsin, görüşsün. Tamamen engel olmanız da doğru değil. Siz annesiniz ama o da baba. Kendinize göre haklısınız. Erkeği dinlerseniz, şimdi belki telefonun diğer ucunda erkek olsa, eş olsa, hanımefendinin eşi olsa başka şeyler söyleyecek belki. Başka şeyler söyleyecek dinleyeyim. Yani o da onu tenkit edecek, onu suçlayacak belki. Evliliği o bu hale getirdi diyecek belki, bilemeyiz ki. Biz tek taraflı fetva hükümde veremeyiz. Ama en azından meseleyi açıyoruz, kararı size bırakıyoruz. Devam edelim sorularımıza. Hocam, evliliklerde mutluluğu, huzuru, evdeki bereketi yakalamak için okuyabileceğimiz bir dua var mı, bir sure var mı? Bunu da sizlere sormak isterim. Yani evdeki huzur için öncelikle Allah'la aramızın iyi olması lazım. Geri kalan bütün huzurlar geçici huzurlardır. Kalıcı olmayan şeylerdir. Allah'la bağınız iyi oldu mu, dünyayla bağınız da düzgün olur. Hayatla bağınız doğru olur, ahirette bağınız doğru olur. Bir, Allah'la. Allah'la ünsiyet kazanacaksın. Ya ne demek bu hocam? Ya bir şey yaparken Allah için yapacaksın. Menfaatin için değil, Allah için yapacaksın. Bir beklenti için değil, Allah için. Alkışlasınlar değil, Allah memnun olsun diye yapacaksın. Birine iyilik yaptığında Allah bilsin diye yapacaksın. Kötülükten sakındırdığında Allah'tan korktuğun için sakındırıyor olacaksın. Bir, iki peygamberi kendine önder kabul edeceksin. En doğru önder peygamberdir. Peygamberlerdir daha doğrusu. Bizim için son peygamber. Üç, evinizde namaz kılınacak. Namaz. Namazın kılındığı ev şerden uzak olur, berekete kapısı açık olur. Huzur olur, huzur. Aniden gelse bir sıkıntı huzurlusun. Niye Allah'la aran iyiydi? Niye peygamberle aran iyiydi diye. Namaz. Üç, Allah'ı zikir. Dört, büyüklere hürmet. Bunlar olduktan sonra bir evde huzursuzluk olması mümkün değildir. Onun için bol bol dediklerime dikkat et, namazını ibadet etme. Kur'an-ı Kerim dinle, 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 dinle. Kur'an dinleyin, Kur'an dinleyin, Kur'an dinleyin. Çok güzel okuyucular var. Mısır'da var, Türkiye'mizde var. Yani aklıma keşke lise çıkarsaydım. İsmail Coşar Hoca vardı, rahmetli, vefat etti. Davut Kaya hocamız var, hala yaşıyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'ini. İsmail Biçer vardı, rahmetli oldu. Ve şu an aklıma gelmeyen binlerce okuyucumuz var, iyi okuyucular var. Onları dinleyin, onlardan huzur bulun. Yani kalbinize dokunsunlar. İstifade edin onlardan, Kur'an sesinden. Allah'ı zikredin. Kur'an-ı Kerim ayetleri okundukça içinde olmaya gayret ediniz. Gereğini yapmaya çalışınız. Kur'an'la bütünleşin. Sadece güzel sesle okumak. Burada name güzel oldu. Burada name iyi oldu. Bu tamam iyi de yetmiyor. Bu değil mesela Kur'an. İçindeki mesajı, merhameti, rahmeti, affı, hidayeti, ibadeti, helalı, haramı, tevazu, kibirden uzak oluşu. Kur'an öğretiyor. Bunlara eğer temas etmiyorsan, gıybet haramdır dersin, gıybet yaparsın. Gıybet haramdır dersin, arkasından çekiştirirsin. Bir arkadaşımız öyle dedi, bana öyle anlat. Bir yerdeydim dedi, bir ortamdaydım. Bir iki kişi vardı, söylemeyeyim kimler olduğunu. Hocam konuştular, gıybetin haram olduğunu anlattılar. Haramdır, 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 haramdır. Gıybet kötüdür, laf götürmeyin. Ara verdik sohbetimize. Bir arkadaşın aleyhinde konuştular. Arkadaşımız demiş ki, yahu demin gıybetin haram olduğundan bahsettiniz. Şimdi adamın gıybetini yapıyorsunuz. Bu ne biçim iş? Kur'an-ı Kerim
Böyle mi öğrenilir, böyle mi anlatılır, böyle mi yaşanır? Haklı. Sözün gereğini yerine getirmezsek yalancı oluruz. Mülk suresi hazır mı Mahir'in? Tamam, Mahir'den bak Kur'an-ı Kerim okumayı dinleyin dedim. Mahir Muaykili'den, Kabe'nin imamından Mülk suresinden kısa bir şey dinleyelim. Hadi hep beraber bu pazar günü bari içimizi rahatlatalım hep beraber. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Sadakallahu lazim. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mahir Hoca'yı dinledik. Mahir bir örnek. Abdülbasit Abdussamed, yine ben de görüştüm kendisiyle vefatından önce Mısır'dayken. İbrahim Şaşa, Mustafa Rıfat gibi Beynel Milel sesi olan, dünyada büyük çapta tesir oluşturmuş büyük hafızlar var. Kur'an Allah'ın kelamı ya. Kalbinizi temizliyor böyle, yıkıyor yani sizi. İçinizdeki bulutları kaldırıyor. Sizi Rabb'e götürüyor. Allah'ın kelamından daha şerefli bir kelam olabilir mi? Okuyan kalbi temiz, dili temiz, sureti temiz, içi de temiz ama. O önemli. Suret temiz olabilir. Ama iç önemli mi yani? İç önemsiz mi yani? Suret temiz, siret temiz olması gerekiyor. Okuyan böyle, gönderen Allah Celle Celaluhu, tebliğ eden Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, güzel olmaz olur mu? İnsan saatlerce dinlerse ondan bıkması mümkün değil. Bu nedenle de Kur'an-ı Kerim'i dinleyin. Mümkünse maaliyle beraber takip edin onu. Dinlerken maalinde takip edin ki hayatınıza bir huzur getirsin Kur'an-ı Kerim. Evet, sokak sorularımız var. Devam edelim bakalım. Hocam merhabalar. Astrolojinin dinle bir alakası var mıdır? Bunun yanıtını rica ediyorum. İyi çalışmalar. Yani astronominin dinle ilgisi var, bilimle ilgisi var. Bilimsel olan her şeyin dinle ilgisi var. Çünkü ilim ve din birbirini takip eder. Kör ve topal olmamayı sağlar. Biri gözse biri de ayaktır. İlimsiz din, dinsiz ilim olmaz.
Çünkü bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetini biz ikra diyoruz ama laf olsun diye söylemiyoruz. Okumayı, yazmayı bilmeyen bir peygambere ilk ayet ikra. İsmi Rabbikellezi halak. Seni yaratan, Rabbin adıyla oku. Yaratan Rabbin adıyla oku. Yani insanı kan pıhtısından. İlk ayet kan pıhtısına gidiyor yani. Kainatın işte mükemmelliğine falan demiyor. İlk ayet kan pıhtısı ki yaratılıştaki ihtişama dikkat çekiyor. Şimdi böyle olan bir din, yani referanslarının tümü akla, referanslarının tümü düşünmeye, referanslarının tümü insani erdeme işaret eden bir din, bilime uzak olabilir mi? Böyle olduğunu iddia eden adamın kafasında problem vardır. Veya din düşmanıdır, dini öyle gösteriyordur. Ben hatırlıyorum, Gaziantep'te kurucu rektörlük yaptım üniversitede. Şu anda devlet üniversitesi. Ben gittim orada bir üniversite kurdum. Görevlendirildim, kurdum. İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi'ni 4 sene rektörlük yaptım orada. Kıyamet kopardılar. Dinle bilim bir arada olur muymuş? Nasıl bir kafa, nasıl böyle örümceklenmiş bir kafa bilimle din çatışır mı ya? Orada ilk kurduğum üniversite fakülte İslami İlimler oldu. İkinci kurduğum fakülte tıp fakültesi oldu. Şu anda bir hastanesi var, tıp fakültesi var ve kuruyor. Dinle bilim beraber gidebilir. Güzel sanatlara açtık, mimarlık bölümünü açtık, açtık bütün bölümleri. Hem dini bölümleri açtık hem la dini diye zannettiğiniz ama dinden referansını alan o güzel ilimleri açtık. İnsana faydası olan her ilim dalı dinidir de aynı zamanda. Ve oradan ayrıldığımda 3-4 bin öğrenci bırakmıştım, 200'e yakın akademisyen bırakmıştım. Demek ki dinle, dinle bilim çatışmıyor. Birini tamamlıyor tamamen. Çatışıyor diyenlerin kafasında çatışma var. Bunu dine rapor etmeye gayret ediyor. Bunları millet dinlemiyor artık, itibar etmiyor. Millet bunları yutmuyor artık. Dinsizliği millet yutmuyor artık. Millet dinine, imanına, peygamberine, Kur'an'ına, Kabe'sine saygılı olmayanlar da istedikleri yeri, istedikleri şekilde anlayabilirler. Problem onların problemi, bizim problemimiz değil. Astronomiye gelince evet... Tıbba gelince evet. Ama astroloji farklı bir şey. İşte yıldızlardan, kutuplardan, şuradan, buradan, efendim gök hareketlerinden efendim bazı sonuçlar çıkarma, bu sonuçlar çıkarmak gelecekle ilgili yıldız okuması ve benzeri şeylerin dini bir tarafı yoktur. Gelecek hakkındaki bilgi tamamen Allah'a aittir. Allah dilediklerine verir, dilediğine vermez. Bu kadar açık ve net. Ve devam edelim. Selamünaleyküm hocam. Öncelikle benim bir sorum var. Günah işledikten sonra bizim Allah'a dua etmemiz bizim yüzsüzlüğümüz olmuş olur mu? Yoksa insan fıtratında böyle şeyler normal mi? Çok güzel bir soru. Aferin. Ben şöyle bir soru sorayım sana delikanlı. Coğrafya imtihanına girdin, başarısız oldun. İkinci imtihanda başarılı olmak için daha çok çalıştın. Ve başarılı oldun. Bu yüzsüzlük mü? Değil. Çünkü başarısız olanın başarılı olması için daha çok çalışması lazım. Günahkar olanın da günahını temizlemesi için daha çok dua etmesi lazım. Yanlış bir şey yaptın, baban kızdı. Baban yanına gidip de özür diledin. Babacığım ya yanlış bir şey yaptım ama beni bağışla dedin. Bu yüzsüzlük mü olur? Hayır. Hatanın itirafı olur. Hatanı itiraf etmiş oluyorsun. Allah diyor ki tövbe edin bana. Tubu ilallahi tövbete nasuha. Nasuh bir tövbe edin ile Allah'a tövbe edin diyor. Demek ki tövbeyi kim istiyor? Allah istiyor. Tıpkı peygambere salatü selam getirmenin efendim biri öyle demişti bir zamanlar. Böyle sanki yanlış yorumluyorlar. Ya peygambere salatü vesselam getirmek acaba işte yani yüzsüzlük mü olur? Niye yüzsüzlük olsun? Getirmemek yüzsüzlük olur. Allah getir diyor, sen getirmiyorsun. Kendine göre yorumluyorsun. Yanlış. Bu nedenle de günah işledikten sonra yüce Allah'a tövbe etmeniz sizin samimiyetinizi, günahtan endişe ettiğinizi, günahtan rahatsız olduğunu, keşke yapmamak gerektiğini bildiğinizi, bilinçlendiğinizi, şeytana takıldığınızı ama vesveseyi giderdiğinizi gösteren şeylerdir. Rahat olun. Tövbe etmeye devam edin. Ama güzel bir soruydu. Delikanlıya teşekkür ediyorum. Evet, sokak sorularına devam edelim.
Hocam, abdest aldıktan sonra namaza başlarken ağlasak abdest bozulur mu? Yani abdest bozulmaz. Ağlasan abdest bozulmaz. Çünkü ağlamak fıtri bir şeydir. Gülmek nasıl abdesti bozmuyorsa, kendini kaybedecek kadar ha 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 adam yani. Bazıları var ya, öyle bir gülerken böyle takla atıyorlar ya böyle. Öyle de gülme yani. Böyle gülersen namaz, abdest gidebilir yani. Kendini kaybedecek kadar, bayılacak kadar ağlarsan o da abdesti bozar. Ama güldün, abdest bozulmaz. Sakıncası yok. Ağladın, abdest bozulmaz. Sakıncası yok. Efendim, bir veteremiz var, bakalım hep beraber. Nihat Hatipoğlu deyince aklınıza gelen nedir? Yeni bilgi ve onu her zaman severek izliyoruz. Ama ne gelecek? Hep izliyorum Ramazan'ı sürekli. Diğer günleri izliyorum, cuma akşamları, sabahları izliyorum ben, severek izliyorum. Bir de ilahi söylediği ya arada, onu daha çok seviyorum. İlahileri o kadar kızım seviyoruz yani, severek izliyoruz. Elisimsin, celilimsin, Habibimsin, Tabibimsin. Sevdiğimiz bir isim ilahiyatçı, babası da Haydar Hatipoğlu. Kendisini yakından takip ediyoruz. Programlarını kaçırmamaya çalışıyoruz. Örnek almaya çalışıyoruz. Ya onun her bütün dualarını, konuşmalarını, her şeylerini çok seviyoruz. İyi bir insan. Evet, her şeyi güzel konuşuyor. Çok beğenerek izliyoruz yani. Onu dinledim mi huzur duyuyoruz. Mutlu oluyoruz. Muhammed yolundan başka yol mu olur muymuş? Bu yolun bedeli çile ise evet hazırız. Bu yolun bedeli ölüm ise evet hazırız. Bu yolun bedeli neyse hazırız. Yeter ki Muhammed'in yolu yol olsun. Nihat Hatipoğlu dürüst adam. Bize göre de alim bir adam. Yani bilgisi iyi maşallah. Din konusunda da, ahlak konusunda da iyi şeyler öğretiyor. Çok sevdim bir hocam. Allah onu başımızda eksik etmesin. Ondan çok güzel örnek alıyoruz. Bizim çocuklar bir kere onu hiç kaçırmıyorlar. Hep izliyorlar yani. Öyle insanların artırılması lazım ülkede. İbret alacaksan sana Kur'an yeter. Edep alacaksan o yeter. Vicdanı öğreneceksen o yeter. Mazlumun yanında olacaksan Kur'an yeter. Evet, Sultanahmetli yılları yeniden hatırladık, yad ettik. İnşallah yeniden bir daha olur, belli mi olur Sultanahmetli yıllar yeniden geri gelir. Siz çok arzu ediyorsunuz, çok 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 arzu ediyorsunuz ama hakikaten öyle. Halk arzu edince bir şey olur yani. Yok, halka rağmen bir şey olmazlık olmaz. Bizim de gönlümüz Sultanahmet'ten yana. Kısmet olursa orada oluruz bir gün yine ve yine sizinle orada selamlaşır, halleşir, sohbet ederiz. Efendim, bir ilahimiz var. Beraber ilahiyi hep dinleyelim, sonra vedalaşalım inşallah. Edeple hürmetle geldim efendim, Ravzana girmeme desturun var mı? Okşasan beni de Hüseyin'in gibi, canım senden başka canan arar mı? Canım senden başka canan arar mı? Haydi gel bekleme diyecek olsam, bu kalbim içine bilmem sığar mı? Ziyarete geldim ya Resulallah, kabul eder misin müsaaden var mı? Haydi gel bekleme diyecek olsam, bu kalbim içine bilmem sığar mı? Ziyarete geldim ya Resulallah, kabul eder misin müsaaden var mı?
Teşekkür ederiz bu güzel ilahiden dolayı ve programımızın da sonuna geldik. Pazar programımızın sonuna doğru geldik. Sonuna geldik daha doğrusu. Her pazar saat 10'da buradayız. Her cuma sabahı 8.30'da buradayız. Ve her perşembe 00.20'de ekranların en klasik programlarından, en eski programlarından biri olan Dosta Doğru programındaki yeniden orada olacağız. Peygamber ve sahabesinin hayatından ve Kur'an'dan bazı dikkat çeken unsurları beraber paylaşacağız. Sizi seviyoruz. Bip hattımız burada. Bize video gönderebilirsiniz efendim. Dualar, sorular yayınlayacağız onları inşallah. Allah hepimizi razı olduğu ve nimetiyle mükafatlandıracağı bir yerde tutsun bizi. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Yeah.